Arkadi Averchenko Yeni Milyoner Seslendiren Akın Altan Söylemesi gülünç. İki gün içinde ben bu adama tam üç sefer rastladım. Halbuki bu adam benim için tamamiyle lüzumsuz ve yabancıydı. Öte yandan sevdiğin, karşılaşmayı şiddetle arzuladığın insanlar vardır ki onları yıllarca göremezsin. Bana Lüzumu olmayan bu adamla ilk karşılaşmam büyük bir kuyumcu dükkanında oldu. Ben, dostlarımdan birine bir krabat iğnesi hediye etmek istemiş, bu münasebetle kuyumcu dükkanına girmiştim. Bu adamsa, adını bugüne kadar bilmiyorum, hedefsiz bir surette tezgah başında durmuş, kalın kürkünü kah açıp kah kapıyor, can sıkıntısından durmadan içini çekiyordu. Saygılı tezgahtar ona, arzu buyurduğunuz şeyi izah edemez misiniz? Diyordu. Canım işte, ne bileyim, kıymetli mücevherat istiyorum. Ama kıymetli olsun. Mesela ne gibi mücevherat istiyorsunuz? Şu beyazlar, pırlanta mı? Evet. Şu halde pırlanta istiyorum. Sonra bunları mavilerinden de alırdım. Kırmızılarından. Ya sarıları yok mu? Topaz var. Bu dediğin nesne pahalı mı? Hayır, bunlar daha ucuzdur. O halde istemez. Pırlantalar en pahalı galiba. Bunlar parçayla satılır. Hayır, tartıyla. Şu halde siz lütfen bana 250 gram daha verir misiniz? Efendim bu tarzda değil. Bunların kendine mahsus ölçüleri vardır. Bunlar kratla satılır. Neyle satılırmış? Kratla satılır efendim. Benim buna aklım ermedi. Taneyle daha iyi. Size işlenmiş bir halde mi çıkarayım? Hangisi daha güzel? İşlenmiş bir halde olursa, bir süs olarak taşınabilir. İşlenmemiş bir halde olursa, Çekmecede durmaktan başka bir işe yaramaz. Şu halde işlenmiş olarak veriniz. İsterseniz size güzel bir kolye çıkarayım. Çıkarın. Pahalı mı? 120 bin. Eh, fena değilmiş. Bu dediğin şey bu mu? Niçin bunun üzerinde yalnız beyaz taşlar var? Aralarında yeşil bir şey olsaydı hiç de fena olmazdı. İşte size bir başkası. Zümrütlüsü. Evet, sempatik bir şey. Fakat ben bunu nasıl takacağım? Af buyurun efendim. Bu erkekler için değil, kadınlar için. Şayet karınıza hediye ederseniz, yabancı adam bir gözünü kurnaz kurnaz kırparak, ''Amma da tuhafsın be!'' dedi. ''Ya ben evli değilsem?'' Tezgahtar, büyük bir gayret sarfiyle yüzündeki ekşi ifadeyi kaybetmeye çalışarak, ''Hımm, dedi. Şu halde kendiniz için bir şey istiyorsunuz demek. Tabii canım. Ya siz ne sandınızdı? Şu halde bir yüzük alın. Bir yüzük kaç para eder? Yüzüğüne göre. Şunlara bir bakın bakalım hangisi hoşunuza gidecek. Şu kaça şu? Mavilisi. 2500. Geç efendim. Bu da mal mı ki? Mal dediğin 150 veya hut 200 binlik olmalı. Şu halde pırlantalı alınız. Bakın şuna. Nadir bir şey. 17500. Daha pahalısı yok mu? Hayır. Lakin siz üç tane birden alabilirsiniz. Doğru yahu. Ben buna akıl etmemiştim. Sarın şu halde. Demek kanaatinizce bunlar şık ve güzel şeyler. Aman efendim. Beni affedin ama ben bu şeylerin yabancısıyım. Bunlara pek aklım vermez. Bak kağıtlara gelince iş değişir. Siz borsacı falan mısınız? Ne borsacısı canım? Ben gazete kağıdından bahsediyorum. Gazete kağıdı, yazı kağıdı, kese kağıdı. Kağıt olsun da ne olursa olsun. Yüzüklerin parasını alın. Siz bunları çocukla gönderi verin. Bu saçma sapan şeyleri kim taşıyacak? Yahut ver de bunları parmağıma geçireyim. Amma da sağlam taşlar ha. Düşmez bunlar değil mi? Aman efendim. Taşlar düştü mü? Yüzüklerin hiçbir değeri kalmaz. Yüzük yerine bir delik. Camsız çerçeve gibi. Allah'a ısmarladık. Aynı günün akşamı ben onu bir mobilyacı dükkanında gördüm. Öfkeli öfkeli söyleniyordu. ''Bana bakın rica ederim. Siz bana hangi kağıdın iyi olduğunu sorsanız ben size açıkça ''Nah şu kağıt hepsinden iyidir'' derdim. Halbuki siz bana bunlardan hangisinin daha iyi olduğunu açıkça söylemek istemiyorsunuz. Siz demiyorsunuz ki şu misafir takımı pembe ağaçtan yapılmıştır.'' şu da falan ağaçtan. Peki bunlardan hangisi daha iyi? Hangisi hoşunuza giderse efendim? Peki bunlardan hangisi daha pahalı? Pembe ağaçtan olanı. 37.200. Peki bunu sarınız işte. Sonra daha hangi odalar için sizde mobilya vardır? Çalışma odası için, yatak odası için, Yemek odası için. Daha daha. Sonra bu duvarlar var. Hepsi altı etti. Halbuki bende on oda var. Öteki odaları neyle döşeyeyim? Evinizde sizden başka daha kimler bulunacak? Ben kendi başıma oturacağım. Hmm. Bir de kütüphane olabilir. Etti yedi. Daha? Odalardan birini eski Rus usulü döşeyebilirsiniz. Sonra bir ikinci yazane yapabilirsiniz. Bunların her ikisi de manasız gözlerle birbirine bakıyor ve sıkıntıdan çatlamamak için kendilerini zor zapt ediyorlardı. İkisi de derin düşünceler içindeydi. Dokuz etti. Onuncu odaya ne koyalım? Onuncuya mı? Onu da birine kiraya verin. On odayı ne yapacaksınız? Dokuz oda pek hala yetişir. Kiraya verin. Canınız sıkılmaz. Bu da bir fikir. Ertesi gün gerek onun, gerek benim hayretlerimiz arasında, artık yavaş yavaş yüzüme alışmaya başlamıştı, resim sergisinde karşılaştık. Tam arkamda durmuştu. Önünde durmakta olduğum tabloya omzumun üzerinden bakarak sordu. Nasıl? Bu tablo güzel mi? Tablo mu? Fena değil. Biraz sıkıcı. Evet. Gerçekten hava biraz sıkıcı. Halbuki ben daha az kalsın satın alıyordum. Baktım ki siz uzun uzun seyrediyorsunuz. Eh, fena değil diye düşündüm. Ben üç tanesini satın aldım bile. Hangilerini? Nah şu etraflarında kalabalık bir insan grubu olanlarını. Ben şöyle düşündüm. Etraflarına kalabalık bir insan grubu toplayanlar herhalde iyi tablolar olsa gerek. Ben ciddi bir eda takınarak bir tabloyu satın almanız için onun etrafında en aşağı kaç kişi durmalıdır? Aynı ciddiyetle cevap verdi. En aşağı 10 kişi durmalıdır. Üç, beş, altı kişi pek de yetmez. Bakıyorum, oldukça akıllı bir adama benziyorsunuz. Evet, öyle ama birçok şeyleri daha bilmiyorum. Yaradılışta çok akıllıyım. Geçenlerde kendime ne kurnazca bir otomobil aldım bir bilseniz. Ben otomobilden hiç anlamam. Otomobil mağazasına geldim. Şöyle etrafı bir kolaçan etmeye başladım. Baktım ki biri gelmiş bir otomobil alıyor. Bu zat otomobili uzun uzun muayene etti. Beğendi. Pazarlığını yaptı. Parasını verip gitmek üzereyken yanına yaklaştım. Ne olursun? Şu otomobili bana bırak. dedim sana helalinden 500 veriyorum. Tabii şaştı. Ama parayı alıp otomobili verdi. İyi bir adam. Herhalde epey paranız var. Sormayın. Kum gibi. Bıktım vallahi. Gidiyor musunuz? Gelin de sizi evinize arabayla götüreyim. Yürümek mi istiyorsunuz? Peki. Şu halde yaya gidelim. Mükemmel kürküne bürünerek koluma girdi. Yan yana yürümeye başladık. Nasıl? Bir insanın atı olması iyi bir şey mi? Tabii iyi bir şey. Ben de bir tane almak isterdim. Ama ben attan hiç anlamam. Siz arabasıyla bir at alsanıza. Sonra da münasip bir fiyatla, bir fazlalıkla bana satın. Hem siz kazanırsınız, hem ben de emin olmuş olurum. Mazur görün, ben böyle işlerle meşgul değilim. Yazık. Kime böyle dikkatle baktınız? Bir kadına. Nefis bir kadındı doğrusu. Gerçekten güzel bir kadın mı? Evet. Hem fevkalade güzel. Bana bakın. Şu kadını tutsam nasıl olur? Neden bilhassa bu kadını biliyor musunuz? Ben bu işlerden pek anlamam. Halbuki siz bu kadının güzel olduğunu söylüyorsunuz. Parasıyla değil mi? Şu kadını aylıkla tutayım ben. Fakat müsaade edin. Ya bu kadın namusluysa? Eh ne yapalım? Ne dersiniz? Ona ne kadar teklif edeyim? Vallahi bilmem ki ne desem? Ayda üç bin teklif edeyim. Kadının arkasından koştu. Ona yetişti. Onunla yan yana yürümeye başladı. Konuştular. Kadının yüzünde sırayla öfke, şaşkınlık, utanma, itimatsızlık, tereddüt ve nihayet bol bir pembelik halinde güzel cildini kaplayan sevinç ifadesi okundu. Yeni kağıt zengini Boş hayatının en lazımlı bir şeyini bulmuştu. Düşündüm. Şimdi sen, fırlanta satın almasını da, zarif mobilya seçmesini de öğreneceksin. Bir değil, 21 atın olacak. Önünde onlarca insan değil, yüzlerce insan bulunan tabloların bulunacak. Sen her şeyin manasını anlamaya başlayacaksın. Gereği gibi bütün bunların manasını öğrendiğim zaman, senin artık ne tabloların, ne atların, ne de pırlantaların kalmamış olacak. Çünkü dünyanın bir kanunu var. Topraktan yaratılmışsın, toprağa döneceksin. Son